Merhaba sevgili izleyicilerimiz, saat 17 ve Tele1 ekranında seçime doğru 2024 programı zamanı. Bugün konuğumuz Adalet Birlik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ismi Sayın Muharrem Mutlu. Aynı zamanda da Adalet Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mutlu, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyi olma gayreti içerisindeyiz. Evet. Seçime az kaldıkça gündem daha da hızlanıyor, hareketleniyor. Alanlar da hareketleniyor. Öncelikle siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday bir isimsiniz. Ama henüz sizi alanlarda göremedik. Neden? Ne zaman göreceğiz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bunu çok yerde duyuyoruz. Neden geç başladınız, niye başlamadınız gibi. Tabii biz klasik siyasetçi gibi seçim vaatleri, taahhütlerinde bulunup seçim sonrası bunları unutan, fizibil olmayan projeleri veya taahhütleri söyleyip sallayıp sonra unutan tarz bir siyasetçi değiliz. Ciddi bir çalışma içinde olduk ve bütün projelerimizi fizibil hale getirdik. Bu anlamda biraz gecikme oldu ama 1 Mart itibariyle alanlarda oluyoruz, sosyal medyada oluyoruz, miting yapmayı planlıyoruz. Hı hı. Bu şekilde. 1 Mart itibariyle alanlarda olacaksınız. Evet. O zaman projeler üzerinde çalışıldı. Evet. Bütün projelerimiz fizibil. Yani bakın, ben mali müşavirim. 30 yıldır hesap kitap yapıyorum. Çok büyük projelerin finansman hesaplamalarını yaptım. Hı hı. Bütün finansman türlerini biliyorum. İç dış finansman. Tümünü biliyorum ve yaptığım hiçbir hesapta yanılmadım. Kayda değer bir yanılmam olmadı. Birazdan detaylarını anlatacağım. Evet. Projenin tümünün hesabını yaptık. Hepsi fizibil projeler. Hepsi yapılabilir projeler. Peki, o projeleri detaylandıracağız. Çünkü siz de vurguluyorsunuz. Biz bunları çalıştık. Hepsini bir bağlama, bir temele oturttuk. Ve yapılabilir projeler olduğunu gördük diyorsunuz. 1973'te İstanbul'da doğdunuz. Sivaslara'dan göç etmiş, evet, bir ailenin çocuğusunuz. Doğma büyüme İstanbul'dasınız. İstanbullusunuz. Evet. İstanbul'un zorluklarını da biliyorsunuzdur. Güzelliklerini de. Evet. Şimdi 50 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, doğma büyüme. Tabii kısa kesintiler dışında tamamını İstanbul'da yaşadım. Gecekondu semtinde doğdum, büyüdüm. Çamurlu sokaklarda büyüdük. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Tabii seviyorum İstanbul'u, çok seviyorum. Çok dünyanın en derli toplu kentlerinde yaşadığım dönemler oldu, kısa dönemlerde, ama tabii İstanbul'un büyüsü başka. Yani İstanbul'a aşığım diyebilirim. Seviyorum. Yani İstanbul'u hepimiz seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Vaat yerine taahhüt vurgunuz, evet, önemli bir vurgu. Nerede ayrışıyor vaat ve taahhüt? Bir de vaatlerini yerine getirmeyen siyasetçilere yönelik de, evet, bazı çıkışlarınız var. O da önemli. İstifa etmeli diyorsunuz. Vaadini yerine getirmeyen siyasette olmamalı mı? Demek, evet, bu. Kesinlikle. Tabii şimdi siyaset biraz da ümit verme. Yani ümitsizliğe düşen kişileri biraz da ümit verip daha hayattan kopmalarını engellemeye de dönük bir aslında proje. Ama tabii ümit verip bir şekilde proje diye fizibil olmayan taahhütlere girip söyleyip daha sonra seçim sonrası bunları unutan bir siyaset anlayışını biz reddediyoruz. Bu tarz bir yapının içinde olmayacağız. Bütün bu anlamda bir ayrışıyoruz yani. Diğer iktidar ve ana muhalefetin fizibil olmayan, ucu açık, böyle uçuk kaçık, hani bir şey vardı, bir bakan vardı. Aya merdiven koyacağız, asansör koyacağız desek inanırlar gibi. Hakikaten bu tarz siyasetçiler var ve çok var. Biz bunlardan ayrışıyoruz. Tamamen fizibil, ayağı yere basan. Ve bir de şu var, yani mesela 5 yıllık bir seçim dönemi var. Bu vaatler, taahhütlerin 5 yıllık zaman dilimi içinde tümünün yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani ulaşım sorunu örnek olarak. Yani 5 yıl içinde ulaşım sorunu, trafik sorunu çözemeyen, çevre sorunu çözemeyen, eğitim sorunu çözemeyen, eğitim gerçi ulusal bir konu ama yani istifa edip bırakması, gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. %50'sini, 70'ini, 80'ini yaptım, 40'ını yaptım gibi anlamsız tartışmalar gereksiz. Yani yanlış buluyoruz bunları. İşte o yüzden siz bütün altyapı çalışmalarını, projelerimizin yaptık. Sahada, alanda olmak yerine o projeleri, evet, temellendirmeyi tercih ettik diyorsunuz. Peki, İstanbul'un 3 önemli sorunu, deprem gerçeği, ulaşım, trafik, ekonomik sorunlar başlıkları arasında ayrıştırmışsınız. Peki, örnek aldığınız şehirlerden bahsediyorsunuz. Londra, Amsterdam, Cenevre. Oralarda neler gördünüz? İstanbul nasıl Londra'yla, Amsterdam'la, Cenevre'yle yarışır hale gelebilir?
Şimdi şöyle, tabii İstanbul'dan bahsettiğimiz zaman insan nereden başlayacağını bilemiyor. Yani Roma'nın en önemli kent, iki kentinden biri, Bizans'ın, Osmanlı'nın en önemli kenti ve başkenti. Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda bütün alanlarda itici gücü olan İstanbul'dan bahsediyoruz. Birçok alanda itici güç. Şimdi tarihi bu kadar derinken aynı zamanda iki denizi var, çok meşhur. Dünyada hiçbir kente nasip olmamış bir özellik. Aynı zamanda dünyanın en kozmopolit kentidir İstanbul. Peki bu kadar derinliği olan bir kent nasıl oldu da bu yağmaya ve talana maruz kaldı? Nasıl oldu da bu İstanbul kaos ve karmaşaya teslim oldu? Neden sorunları çözülemiyor? İşte tabii dünyanın kentlerini biz Merkez İstanbul vizyonumuzdan bahsederken bütün bu dünyanın derli toplu kentlerindeki fiziki altyapıyı dikkate alıp benzer bir modeli İstanbul'da tam anlamıyla uygulayıp hatta ötesine geçerek aynı zamanda başka derinlikler katarak dünyanın merkezinde en önemli kent haline getirme projemizdir bizim. Merkez İstanbul projesi. Hı hı. Yani dünyanın en derli toplu metropol haline getireceğiz, fiziki altyapıyı tamamlayacağız. Ve bu bizim açımızdan hedef 5 yıldır. 5 yılda bunları yapacağız. 4-5 yıl arası bunu tamamlayacağız. Fiziki altyapının yanında dediğim gibi yani farklı derinlikler katacağız. Çünkü dünyada yeni trendler var, yeni talepler var, gençlerin talepleri var. Bütün bunları görmezden gelmeyip tamamını kucaklayıcı, kuşatıcı yeni bir kent konseptine geçeceğiz. İşte biz buna Merkez İstanbul vizyonu diyoruz. Tabii yeni bir kent konsepti ve yeni vizyondan bahsediyorsunuz evet. Aslında. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Çocukların, gençlerin merkezde olduğu bir şehir. Kadınları huzursuz olmayan bir şehir. Yaşlıları ihmal etmeyen bir şehir. Kültür ve sanatın dünya ölçeğinde merkezi olan bir şehir. Tabii buradan sokakta hiçbir canlının evet. ölüme terk edilmediği bir şehre kadar da geliyoruz. Buraları detaylandıralım mı? Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler ve sokakta yaşayan canlarımız. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti nüfusun altın çağı fırsatını kaçırdı. Yani nüfusun altın çağı bir sosyolojik bir kavram. Yani genç nüfusun yaşlı nüfusu olan, toplam nüfusu olan oranının en yüksek olduğu dönemi ifade ediyor. Bu fırsatı kaçırdı Türkiye Cumhuriyeti. Son 22 yıldaki iktidar eliyle çok kötü yönetim ve basiretsiz bir devlet politikalarına dönüşmüş uygulamalar sayesinde bu dönemi kaçırdık. Şimdi ne yapabiliriz? Biz İstanbul'dan bir çoban ateşi yakabiliriz. Bu çoban ateşiyle birazdan detaylarını anlatacağım. İki yeni eğitim kurumu kuruyoruz, iki yeni şirket kuruyoruz İstanbul İBB bünyesinde. Buralardan bir çoban ateşi yakacağız ve kaçırdığımız bu fırsatları nasıl geriye döndürebiliriz o boyutta? Bunların imkanlarını tekrar şey yapacağız, fırsata çevireceğiz. O zaman yeni gelmişken o iki yeni hem eğitimin verileceği ayrıca iki yeni şirket projesini de konuşalım. Tarım AŞ, İstanbul Tarım AŞ evet. ve Geri Dönüştür AŞ. İkisi de çok önemli. Tarım ülke genelinde çok önemli. İstanbul merkezine de baktığımızda öyle. Ne yapar, ne yapacak İstanbul Tarım AŞ? Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ihracatı 30 milyar dolar. Biz bunun 120-130 milyar dolara 2-3 yıllık bir plan dahilinde yükseltilebileceğini hesapladık. Burada tabii ekonominin bir kavramı var, ölçek ekonomisi. Şimdi İstanbul'un çeperinde ekilip biçilmeyen araziler var. Biz bunları büyük ölçekli üretim konseptine çevireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Kooperatifleşme modeliyle. Dolayısıyla ölçek ekonomisini çevirmiş olacağız. Böylece çok yüksek hacimde tarım üreteceğiz. Tarım üretiminin yapılması sağlayacağız. Burada İktidar Partisi ve ana muhalefetin hani sürekli söyledikleri şeyler var. Çiftçiye mazot vereceğiz, mazottan ÖTV almayacağız gibi. Bakın biz bu İstanbul Tarım Anonim Şirketi ile bu şirketin kuruluş amacı tarım ekipmanları ve tarım ekipmanlarıyla diğer teknik malzeme ihtiyacını karşılayacak ve bu kooperatiflere biz traktörü doğrudan vereceğiz. Yani çiftçinin traktörü ihtiyacı olduğunda satın almayacak. Doğrudan bu şirket vasıtasıyla traktörü temin edecek, kullanacak, geri iade edecek. Kullan geri iade et sistemine dönecek şeklinde bir faaliyet yürütecek. Dolayısıyla bakın biz burada da çok ayrışıyoruz. Projemiz çok somut. Bunu da 2-3 yıl içinde yapacağız. İktidara geldiğimizde tabii bu projeyi ulusal boyutta yapacağız ve Türkiye'nin ihracatını, tarım ihracatını 30 milyar dolarlardan 130 milyar dolara çıkaracağız. Burada İstanbul'da yaptığımız şey aslında yaptığımız şey bir çoban ateşi. Yaktığımız şey bir çoban ateşidir.
ulusal boyutlu projenin tümünü iktidara geldiğimizde yapacağız. Böylece belki dışarıdan pek çok şeyin İstanbul'a getirilmesinden ziyade İstanbul bir bağlamda kendine yetecek bir şehir haline de tarım arazilerinin kullanılmasıyla dönebilir, dönüşebilir. Bir diğer derdimiz biz çöp satın alıyoruz biliyorsunuz. Evet. Siz de çöp ayrıştırma işinde de o noktadayız. Çok da karlı bir iş olduğunu savunanlar var. İngiltere'nin, Almanya'nın çöplerini alıyoruz. Kendi çöpümüzü ne yapıyoruz? Dönüştürmüyoruz. Dönüştürmüyoruz, evet. Bununla ilgili de bir projeniz var, geri dönüştür anonim şirketi. İki yeni öğrenim kurumu, iki yeni şirketten bahsetmiştik ama tabii bunları biraz daha açayım. Hı hı. Şimdi iki yeni öğrenim kurumu kuruyoruz. İBB bünyesinde İSMEK var bildiğiniz gibi. Biz buna iki yeni eğitim, İSMEK'e değil tabii, İBB bünyesinde iki yeni öğrenim kurumu açıyoruz. Bu öğrenim kurumlarından biri tarım okulu olacak. Çünkü büyük ölçekli tarım üretimi yapacağımız için tarım iş gücü açığı oluşacak. Genç çiftçiler yetiştireceğiz burada. Bir diğeri de yazılım konularında, yazılım kodlama ve yapay zeka konularında bir okul daha kuruyoruz. Ve bu okulla kaçırdığımız endüstri devriminin endüstri 4.0 ayağına yetiştirmeye çalışacağız. Ve yetişeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti sanayi devrimini kaçırdı, endüstri 1-2-3 dalgasını kaçırdı. 4 ve 5. dalgayı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Bu da bir şekilde İstanbul'dan yaktığımız bir çoban ateşi olacak. Her yıl 1881 öğrenciye burs vereceğiz. 1923 öğrencinin de projesini destekleyeceğiz yapay zeka konularında. Ayrıca bu konuda bir şey daha ilave edeyim. İktidara geldiğimizde savunma sanayi müsteşarlığına benzer bir yapı kurup yapay zeka konularının projelerini doğrudan destekleyeceğiz. Türkiye'nin kaçırdığı bütün fırsatları tersine çevirip en üst lige çıkaracağız. Kişi başına düşen milli gelirinden istihdamına kadar bütün alanlarda çok üst lige çıkaracağız. Geri dönüşüm. Geri dönüşümde de şöyle bir düşüncemiz var. Şimdi bu geri dönüşüm konusu tabii çevre başlığı içinde incelemiştik. Biz bu projeyi hazırlamıştık ama öğrencilerin yemek sorununu biliyorsunuz. Biz daha önceki programda da bahsettik. Tabii. Bizim genel başkanımız İrfan Bey'in de Muharrem bunu mutlaka yapacaksın. 1 Nisan'da koltuğa oturduğunda ilk yapacağın şey bu olacak dedi. Bize sıklıkla sorulan soru şu, bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Biz de diyoruz ki, bakın biz de diyoruz ki İBB'nin bütçesinde bu para var. 132 ülkeden daha büyük bir kentten bahsediyoruz. Ama şöyle bir fikir gelişti, biz bunu da finanse edecek ne yapabiliriz diye düşündük ve geri dönüşümle okul aile birlikleri ve öğrencilerin yemek sorununu böyle entegre bir sistem yapalım diye düşündük ve şöyle bir projemiz var. Konutlarda ve işyerlerinde kaynağında ayrıştırmayı düşünüyoruz. İstanbul'un hemen hemen bütün sokaklarına demeyeyim ama her 3-5 sokağın birine geri dönüşüm kumbarası koyacağız. O kumbaralar milli eğitime tahsis edilmiş olacak. Yani oradan aldığımız gelirin 3'te 2'lik bir kısmı okul aile birliklerine verilecek. Okul aile birliklerine öğrenci sayısına göre orantılı dağıtılacak. Bir kısmı da bu yapay zeka ve bilişim, yazılım, okulu demiştim ya, oraya tahsis edecek. Böylece bu proje diğer projeyi finanse etmiş olacak. Evet ve geri dönüşümünde... Bizim hesabımıza göre, bunun hesabını yaptırdım ben bir uzman bir kişiye. İstanbul'da bir farkındalıkta 1 milyar dolarlık geri dönüşümün yaklaşık 500 milyon dolarını hızlı bir şekilde geri dönüştürebileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Zaten öğrencilerin yemek ihtiyacının maliyeti 200-250 milyon dolar civarında olduğunu hesapladık. Böylece bu proje onu finanse edecek. Evet, siz anlıyorum ki hesap kitap yapıyorsunuz. Evet. Projeler üzerinde temellendirerek çalışmaları yapmışsınız. Ulaşım, altyapı, özellikle de altyapı. Örneğin ulaşımda metro İstanbul için en gerekli şey. Neden? Çünkü zaten hali hazırda bir araç yoğunluğu var, trafik var, yollar yeterli gelmiyor. Nasıl çözülür bu trafik sorunu? Yine metro ile ilgili benzer çalışmalarınız, temellendirmeleriniz var mı? Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi bizim yarışa biraz geç başlamamızın sebebi, hani vaat sallayalım da seçim bitsin gitsin, herkes unutur. Çok da önemli değil gibi düşünceler var. Biz buradan ayrışıyoruz. Biz bütün projelere bütünleşik ve fizibil yönden bakıyoruz. Şimdi bakın. Biz halkımızdan 5 yıllık süre istiyoruz. İstanbul'un ulaşım ve esasında trafik denen sorun aslında ulaşım sorunu. Hı hı. Yani trafik dediğiniz şey bildiğiniz gibi lastik tekerlekli araçların
bir yerden bir yere gitmesi veya dönmesi aşamasında oluşan yoğunluk. Şimdi biz bu konuda çalıştık. Dünyada başka örneklerini de aldık. Farklı ulaşım sistemlerini inceledik. Stockholm Belediyesi'nden bir ekiple de ben görüştüm. Şimdi bakın, İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem ne kadar biliyor musunuz? 1200 kilometre. Şu andaki mevcut raylı sistem uzunluğu 340 kilometre. Ve İstanbul'un ayrıca tünel ihtiyacı var. Kabaca tünel ihtiyacı 200 kilometre. Bütün bu projelerin maliyetini hesapladım. 19-21 milyar dolar arası bir rakam. Peki bu mevcut belediye başkanımız açıklıyor yani. Ve o yılda işte 13 kilometre ortalama raylı sistem yaptık. Bakın 1200 kilometreye gelmesi için 65 yıla ihtiyacımız var. Biz de diyoruz ki bize 5 yıl süre verin. 5 yıl içinde bu 1200 değil ama 900 kilometreye tamamlayalım. 120 kilometre tüneli tamamlayalım. İkinci 5 yıl eğer süremiz olursa ve halk bize tekrar yetki verirse bu raylı sistemi 10 yıl içinde 1200 kilometreye, tüneli de 200 kilometreye çıkaralım. Nasıl tamamlanıyor? Nasıl? Tabii. Şimdi bakın, ben mali müşavirim. 30 yıldır hesap kitap yapıyorum. Dünya ölçeğinde birçok projede görev aldım. Dediğim gibi hiç kayda değer bir yanılgım olmadı. Yani planlama, para, hesap, kitap, maliyet benim işim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Tabii değişik finansman modelleri var. Biz bunların tümünü inceledik. En uygun modelin yap kirala devret modeli olduğunu tespit ettik. Projeyi ve finansını bir şirket, birden fazla şirket yapacak. Bu boyutta çünkü bir projeyi bir şirket yapamayacak. Bu şekilde bir finansman modeliyle İstanbul'u seçildiğimde birinci yılın sonunda ilk kazma vurulacak ve 4-5 yıl arasında bu proje raylı sistem 900 kilometreye çıkacak. Tünel uzunluğu da 120. Yani bir seferde bu projenin tamamını bitireceğiz. Bu bildiğimiz yap işlet devret sistemiyle değil. Benzer mi? Çünkü yap işlet devret modeli biraz şey, hani köprüler, otoyollar, tabii, hani tabii. Çok ağır faturaları oldu. Burada bu farklı bir model. Burada biz tabii şöyle durumlar da var. Mesela bu projeye bitmeye yakın İETT filosunu devreden kaldırıyoruz. Yani 4000 otobüsü çıkaracağız. Sadece özel hak otobüsler olacak. Burada 4000 otobüsün aynı zamanda İETT otobüsünün kaldıraç etkisini metro sistemine aktarıyoruz. Dolayısıyla burada halkımıza en ufak bir ilave maliyet, en ufak bir ekstra ücretlendirme yapılmadan biz bunu 5 yıl içinde yapacağız. Halkımız bu projede kesinlikle şirketle muhatap olmayacak. Bu köprü otoyollarda olduğu gibi. Evet. Belediyeyle muhatap olacak ve ilave bir finansal maliyeti olmayacak. Evet, metro projesini konuştuk. Tabii başka projeler de var. Geçtiğimiz yayında sizinle konuşmuştuk. Bu arada son 8 dakikamız içerisine de girmiş bulunuyoruz. Yabancılarla ilgili göçmenler politikası. Bununla ilgili de bir çözüm yolu belirlemişsiniz. Evet. Tabii çok büyük bir konu göçmen konusu. Burada ırkçılık ve faşizan türü şeyler söyleyeceğimizi kimse zannetmesin. Nefret söylemi de değil bu. Ama biz tabii kentimizi, doğamızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı korumak istiyoruz. Yani insan sili olmasını istemiyoruz. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten yani elini kolunu sallaya sallaya Çin sevdiğinin oralardan buraya dingonlarına gelir gibi kimse gelemez. Yani İBB burada ne yapabilir? Yaptırım uygulayabilir, yani konut sahiplerine yaptırım uygulayabilir. Yani izin vermeyeceğiz. Çalışma izni olmayan, oturum izni olmayan hiç kimsenin İstanbul'da yerleşmesine gelmesine izin vermeyeceğiz. Zaten bakın, Büyük Orta Doğu Projesi denen bu ihanet projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin demografisi çöplüğe çevrilmiş durumda. Biz bunu tersine çevireceğiz ve bunu İstanbul'dan başlatacağız. Kararlıyız yani, bunları yapacağız. Evet, peki... Benim dikkatimi çeken bir nokta, izninizle özellikle sormak istiyorum. Belediye çalışanlarıyla ilgili bir taahhütünüz var. Tabii. Günümüzde bu zor ekonomik şartlar altında önemli bir taahhüt. Şimdi şöyle, onu belediyede çalışan bir abimiz var. İsmini vermeyeyim, devlet memuru kendisi. Geçen bize geldiğinde, Muharrem sen bunları söylüyorsun ama belediye çalışanlarında bir işçi statüsü var, bir de memur statüsü var. Şimdi bakın, biz bu İstanbul'da bunları söylerken biz bir çoban ateşi gibi diye düşünün. Bunu kademeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılacak bu anlayışımız. Çalışma saatlerini azaltacağız. Bakın, ben o programda çalışma saatlerini azaltacağız dedim ya. Evet. Bir hafta sonra meclise kanun tasarısı verdiler, biliyor musunuz? Çalışma saatlerini azaltacağız diye. Biz çalışma saatlerini ilk yıl 5 saat düşüreceğiz. 45 saati, 40 saati düşüreceğiz. İkinci yılda 4 güne düşüreceğiz çalışma gününü.
Dünyada bu uygulanıyor zaten. Çünkü bakın sanayinin ağırlığı azaldı, hizmetler sektörünün ağırlığı daha çok arttı. Ve asgari ücreti, açıklanan asgari ücreti, özellikle bu hükümet iktidarda olduğu süre boyunca açıklanan bütün asgari ücretlerin açlık sınırına mahkum ettiğini biliyoruz. O yüzden İBB bünyesinde bunu iki kat olarak uygulayacağız. Yani bugün itibariyle evet, örneğin. Evet, 34 bin lira oldu. Kesinlikle. Bir de İBB ve bütün devlet kurum, tabii ben İBB'den bahsedeyim. Yani Atatürk'ün fotoğraflarının dışında bir fotoğraf asılmasına izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan olmayacak. Yani benim partimin genel başkanı bile olsa, onun fotoğrafı, cumhurbaşkanı bile olsa, onun fotoğrafını devlet dairelerine astırmayacağız. Atatürk'ten başka olmayacak. Çalışanlarımız kendi sevdiklerinin fotoğraflarını koysunlar ya, mutlu olsunlar, daha hayata güzel baksınlar. Bunları istiyoruz. Tabii gençlerle ilgili de başka projelerimiz var. Zamanımız yetiyor mu, kısıtlı mı? Beş dakikamız var. Tamam. Hı hı. Şimdi gençlerle ilgili tabii birçok projemiz var. Hı hı. Tabii zaman kısıtlı. Öncelikle gençlere yıllık 4000 TL kültür çeki vereceğiz gençlere, öğretmenlere, öğrencilere. Bunun dışında iktidara geldiğimizde 16 yaşına gelmiş gençlere bir asgari ücret, 18 yaşına gelmiş gençlere iki asgari ücret ödeme yapacağız. Ve bir de 18 yaşına gelmiş gençlerimize pasaport vereceğiz. Dünyayı vizesiz geçsin diye bunu da yapacağız. 18 yaşına gelen gençlerimiz ülkeden kaçıp gitmesin, devletten ümidini kesmesin. Yani devlet gücünü arkasında hissetsin. 16 yaşında geldiğinde Anadolu'yu geçsin, 18 yaşına geldiğinde dünyayı geçsin, devletine güvensin, ümidini kaybetmesin istiyoruz. Milli bayramlar konusu var. Milli bayramları daha büyük coşkuyla kutlayacağız. Sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Özellikle 29 Ekim'i çok büyük coşkuyla kutlayacağız. Bir de İBB Başkanı olursanız ilk yapacağınız iki şey nedir diye bana çok soruluyor. Bunların birincisi öğrencilerin yemek konusunu halledeceğiz. 2024-25 öğretim yılına bunu yetiştireceğiz. İkincisi de Katar Caddesi'nin adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi olarak değiştireceğiz. Güzel. Evet. Katar Caddesi'nin adı evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi. Evet, aynen öyle. Olacak. Çok güzel. Peki başka projeler, gençler, kadınlar, yaşlılar, İstanbulluları çok yakından ilgilendiren... ki yaşlı nüfusu da çok İstanbul'un, siz de biliyorsunuz. Şimdi şöyle, az önce bahsettiğim gibi nüfusun altın çağını kaçırdık ve Türkiye Cumhuriyeti yaşlanıyor. Geçen istatistiklere baktım, %10.2'ye çıkmış yaşlı nüfus. Tabii yaşlanıyoruz, yaşlılarla ilgilenmemiz lazım. Biz mahalle bazlı hayvan barınaklarından bahsetmiştim az önce. Şimdi tabii her mahallede bir yaşlı hizmet merkezi açacağız ama bu yaşlı hizmet merkezi bir devlet kurumu gibi değil de belediye ve muhtarlık organizasyonu bir de sosyal sorumluluk projeleri bunu destekleyeceğiz. Yaşlılarımızla ilgileneceğiz. Kapısına çalacağız, soracağız. Amca bir ihtiyacın var öyle mı? Bakkal ihtiyacın var mı? Evet, kalmayacaklar. Bakkal alışverişini yaptıracağız. Hem okullarla işbirliği yapıp sosyal sorumluluk projeleri üreteceğiz bu konularda. Bunu da yapıyoruz. Son 1,5 dakika içerisindeyiz. Bu bağlamda hem eklemek istediklerinizi alalım, hem izleyicilerimize, İstanbullulara vermek istediğiniz evet. mesajı, hem de her kime mesaj vermek her istiyorsanız kime. Onu da dinleyelim. Tabii vereceğimiz mesaj çok ama çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani halkımız iktidarla ana muhalefet arasındaki bu gerginlikten bıktı usandı artık. Yani şehre yapılan ihanetlerden de bıkmış ve çıkış yolu arıyor. Ya çıkış yolu biziz. Halkımız hiç kime oy vereceğim, kime güveneyim, nasıl buradan çıkarız diye kaygıya, panaya kapılmasınlar. Çıkış yolu biziz. Biz çıkaracağız. Bu bataklıktan biz çıkaracağız. Bu siyasetteki bu kirli dilden, bu kavgadan, bu çatışmadan, ayrışmadan. Bakın projelerimizin tümünü fizibil projeler, tümünü çok iyi bir uzman ekibe yaptırdım. Kendi bunların sağlamasını yaptım. Böyle çıkış yolu biziz. Çıkış yolu. Evet, kavgacı olmayan, her yurttaşı kucaklayan bir dil kullanıyoruz. Çok netiz. Yani geleceğini düşünen, çocuğunu düşünen, kentini düşünen, kentini seven bizimle olsun, bizimle yürüsün. Artık sahada da göreceğiz galiba evet. bundan sonra sizi. Evet, göreceksiniz. 1 Mart itibariyle de yoğun şekilde programlarımızı yaptık. Merkez İstanbul vizyonumuz şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın evet. Muharrem Mutlu. Bu arada unutmadan son sözü söyleyeyim. Buyurun.
Annem sizi severek izliyor. Selamlarını iletti. Çok teşekkür ediyorum. Söylemeyi. İsmi neydi annenizin? Fidan. Fidan Hanım. Fidan Hanım'a biz de sevgilerimizi, aksatmadan, saygılarımızı gönderiyoruz. Aksatmadan sizi izliyor. Hiç aksatmadan evet. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Fidan Hanım'a ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Rica Sayın Muharrem ben Mutlu. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Adalet Birlik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Sayın Muharrem Mutlu ile konuştuk. Ve bir seçime doğru 2024'ün daha sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.